Sevgili dostlarım hepinize merhaba, ben Başkan 35. Öncelikle hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar bu videomuzda sterlin TL, euro TL, dolar, altın, gümüş, gümüş gram, gram altın ve altın ons, gümüş ons değerlendirmesinde bulunacağız. Biliyorsunuz ayrıca aylık ve haftalık kapanış da geldi. Bu aylık ve haftalık kapanışa göre altında, dolarda, sterlinde, euroda hangi yönlere doğru olur? Bizler için kuvvetli destek ve direnç bölgelerimiz neresidir? Sizlerle birlikte hepsinin bunları cevabını bulmaya çalışacağız. Sevgili dostlarım, biliyorsunuz Covid-19'un etkileri hala devam etmekte. Uzmanların beklentisi olan Eylül ayından sonraki ikinci pik yaşanma durumları da hala devam etmekte. Böyle bir ortamın oluşması durumunda altında yukarı yönlü hareketler 2000 ve 2000 dolar üzerine çıkması hala beklenti dahilinde. Fakat tabi haftalık ve aylık kapanışların da görülmesiyle birlikte bizler için hangi seviyeler daha kritik olacak? Sizlerle birlikte biz de işin teknik tarafını bulmaya çalışacağız. Aşı ile ilgili haberler de gündeme düşmeye başladı arkadaşlar. Bu aşı haberleri gerçekliğe dönüşür bir aşı ile ilgili iyileştirici bir taraf, bağışıklık kazandıran bir taraf da kesinlik kazanabilirse arkadaşlar, bu altında geri çekilmelere yol açabilir. O yüzden bu tür haberler de takibimizde olacak. Önemli haberlerimiz arasında bulunuyor. Altın tarafına tekrardan altın incelemesi yaparken değineceğim arkadaşlar. Şimdi sterlinle başlayalım biz. Sterlinde günlükte bizler için arkadaşlar 9.19 direnci önemli. Bu kısa bazlı. Bugün haftalık ve aylık bazlı değerlendirmeler de yapacağız. Kısa bazlı günlükte hemen sterline bakalım. Sterlinde şu an itibariyle 9.19 bizim için kuvvetli bir direnç olarak gözükmekte arkadaşlar. Geri çekilmelerde 9.07 ilk destek bölgemiz. Onun altında gene 9.01 destek bölgelerimiz sterlin TL'de yer almakta arkadaşlar. Sterlin TL'de kısada 9.19 üzerinde kapanışlar başlaması durumunda 9.30 kısadaki hedef olarak göze çarpan seviye şeklinde gözükmekte. Sterlinde daha orta bazlı yatırım düşüren arkadaşlar içinse arkadaşlar, haftalık bazda baktığımız zaman sterlinde artık haftalık bazda 8.92 seviyesinin önemli bir destek olduğunu görmekteyiz. Evet, haftalık bazda 8.92 sterlin TL'de önemli bir destek konumuna geçmiş durumda arkadaşlar. 8.92 altında haftalık bir kapanış olmadığı müddetçe sterlinde de gene 9.39 seviyesi bizler için önemli bir direnç seviyesi olarak gözükmekte arkadaşlar. Haftalık bazda 9.39 üzerinde de bir haftalık kapanışlara başlarsak arkadaşlar, 9.65 seviyesinde bulunan gene önemli bir direnç seviyesi sterlin TL'de hedef haline gelir. O yüzden haftalık daha orta bazlı düşünen arkadaşlar da 8.92 desteğini haftalık kapanışlarda takip edecek. Buranın üzerinde kalışlar 9.39 ve 9.65 hedefli olarak sterlin TL'de de hareketlerin devamını getirebilir. Daha uzun bazlı bakalım aylıkta sterlinde önemli olan seviye bizler için hangi seviye? Sizlerle birlikte bunu bulmaya çalışalım. Evet, aylık bazda baktığımız zaman da gene önemli bir destek bölgesi bizim için 8.81'de bulunan destek olarak sterlinde gözükmekte. Evet, aylık kapanışlarda 8.81 üzeri duruşlar sterlinde hala olumlu. Fakat aylıkta da gene arkadaşlar 9.19 seviyesi takibimizde olacak. Önemli bir direnç olarak göze batmakta. 9.19 direncini yukarı yönlü kırmayı başarabilirse aylıkta 9.68 10.23 bizler için önemli bir direnç hedef yerleri olarak takibimize girecek seviyeler olarak sterlinde gözükmekte. Bu verdiğim seviyeler sterlinde takipte kalın arkadaşlar. Aylıkta 8.81 dediğim gibi önemli olacak arkadaşlar bizler için. 8.81 üzerinde gene 9.19 ve onun üzerinde de 10.23 hedefleri sterlinde takip etmemiz gereken önemli seviyeler. Kısada 9.07, 9.01
desteklerimiz mevcut. Bu destekler altında kapanış olmadıkça yukarıda 9.30-9.40'lı seviyeler sterlinde takibimizde olması gereken gene önemli bir seviyeler olarak gözükmekte. Euro TL'ye de bakalım hemen. Euro TL'de neler olabilir? Evet, Euro'ya baktığımız zaman da arkadaşlar Euro'da da yukarı yönlü hareketlerin devamını görmekteyiz. Euro'da da hemen kısa da başlayalım. Euro'da bizler için artık 8.21 önemli bir destek haline geldi arkadaşlar. Şuraya işaretimizi yapalım hemen. 8.21 ilk önemli destek bölgemiz. 8.21 üzerinde kalındıkça da yukarıda 8.31 hedefi yukarıda gözükmekte. 8.31 üzerinde de Euro TL'de daha orta bazlı düşünen arkadaşlar için yukarıda bizim için ana hedef bölgemiz 8.21 altına düşmedikçe 8.80 seviyesinde bulunan direnç bölgesi olarak düşünebiliriz. Euro'da takip etmemiz gerekecek en önemli destek noktası aşağıda 8.20 seviyesinde bulunan destek bölgesi. Onun altında da 8.14 desteği. İki tane önemli destek bölgemiz mevcut. Ana hedef olarak da Euro TL'de bizler için 8.80 seviyesi en yakın gözüken direnç bölgesi olarak gözükmekte arkadaşlar. Şimdi altın tarafına geçelim. Bakalım altında bizler için önemli olan seviyeler hangi seviyeler? Sizlerle birlikte hemen bunun takibini yapalım. Ons altınla başlayalım. Ons altındaki kritik seviyeler hangi seviyelerdir? Sizlerle birlikte bunu hep birlikte bulmaya çalışalım. Ons altında 1976 seviyesinden haftalık bir kapanışı gördük arkadaşlar. Aylık kapanış ve haftalık kapanış birlikte yaşadık. Artık bizler için kısada 1935 önemli bir destek bölgesi olarak altında gözükmekte. 1935 altında, ons altında bir kapanış görmediğimiz müddetçe arkadaşlar yukarıda 2020 seviyesi ons altında görülebilecek kuvvetli desteklerden biri. Yani 1935 altında bir kapanış yapmadığımız müddetçe yukarıda 2024 seviyesini ons altında zorlayabiliriz arkadaşlar. Bu şu anki gidişata baktığımız zaman 2020 seviyesi de görülme ihtimali ons altında yüksek. Ons altında ikinci bir kuvvetli destek bölgemizde gene 1906 seviyesinde bulunan destek bölgesi olarak gözükmekte. Geri çekilmelerde 1935 ve 1906 seviyeleri takibimizde olması gereken önemli destek yerleri olarak ons altında gözüküyor. Yukarıda da arkadaşlar 1935-1906 seviyesi altında bir kapanış gelmediği müddetçe ons altında da 2000 dolarlı seviyeler beklentimiz haline girmiş gözükmekte. Aylık, haftalık ve günlük kapanışları gayet olumlu. Yukarıda da önemli bir direnç bölgesi de gene 1983 direnci olacak. 1983 üzerinde tutunmasına devam edip günlük kapanışlar gelmeye başlarsa o zaman anlayacağız ki ons altın 2024-2053 civarlarında bulunan destek noktalarına doğru hareketlerini devam ettirecektir. Gram altına bakalım. Gram altında bizler için önemli seviyeler hangi seviyelerde? Sizlerle birlikte hemen bunun da gram altına baktığımız zaman 445 seviyesinde kuvvetli bir dirençle karşılaştığımızı görüyoruz. 445 seviyesi yukarı yönlü kırılamadığı müddetçe de gram altında aşağıda bizler için 432 destek bölgesi ve onun altında da 425 destek bölgeleri takip edilmesi gereken önemli seviyeler olarak gözükmekte arkadaşlar. 445 direnci yukarı yönlü gram altında kırılabilirse de gram altında o zaman 456 seviyesinde bulunan kuvvetli direnç bölgesine doğru hareketlerin devamı beklenebilir arkadaşlar. Gram altında 425 seviyesi altında bir kapanış görmediğimiz müddetçe yukarıda da gram altında 456 ve 463 seviyelerinde bulunan hedef noktaları beklenebilir. O yüzden desteklere dikkat diyoruz arkadaşlar. Özellikle ikinci destekler bizler için önemli.
Bu desteklerin kırılmaması durumunda hareketler sadece düzeltmeden ibaret kalır ve hareketlerin yönü tekrardan yukarı yönlü çevrilir. O yüzden verdiğimiz destek noktalarına dikkat diyoruz. Bu hafta kapanışıyla birlikte de gram altında da yukarı yönlü hareketlerin devamı beklenebilir. Aylık bazda olsun, günlük bazda, haftalık bazda olsun olumlu kapanışlar gram altında da gördük arkadaşlar. Gram altında 425 artık kritik bir destek. Bu kritik destek altına inilmedikçe yön hala gram altında da yukarı yönlü düşünülebilir arkadaşlar. 425'i takipte kalacağız. Ona en yakın dediğim gibi bir destek noktası 432 seviyesinde bulunan destek noktası da gram altında geri çekilmelerde takip edilmesi gereken düzeltme seviyeleri olarak gözükmekte. Gümüş tarafına da bakalım. Gümüşte neler oluyor? Hep birlikte gümüşü de bir inceleyelim. Evet, gümüşte hareketler şu an itibariyle 24-20 civarlarında seyretmekte. Gümüş onsta bizler için artık 23-75 önemli bir destek konumuna geldi arkadaşlar. Bu hafta itibariyle şuradan geçen 23-75 destek. Bu destekler çok önemli arkadaşlar. Üstüne basa basa söylüyorum. Yatırım tavsiyesi de olmasın. Bu destekleri takipte kalacağız. Gümüş onsun olumsuz bir duruma geçebilmesi için de bu hafta itibariyle mutlaka 22-76 civarında bir kapanış görmesi şart. 22-76 üzerinde gümüş ons tutunmasına devam ettiği müddetçe de yukarıda 26.88'de bulunan direnç noktası hala hedefindedir arkadaşlar. Gümüş grama baktığımız zaman da gümüş gramda bizler için artık önemli bir destek seviyemiz 5.27 seviyesinde bulunan destek yeri konumuna geçtik arkadaşlar. 5.27 altında da ikinci bir önemli destek bölgemiz gene gümüş gramda 5.05 bölgesi olarak gözükmekte. Yukarıda 5.49 önemli bir direnç yeri gümüş gramda. 5.49 üzerinde tutunmasını devam ettirebilirse arkadaşlar gümüş gram yukarıda 5.78 hedef noktasını tekrardan test etmek isteyebilir. O yüzden 5.49 üzerinde kapanışlar gümüş gramda takibimizde olması gereken önemli kapanışlar şeklinde görülmekte. 5.49 üzerinde kapanışların devamının gelmesi halinde de hedef 5.78 civarında bulunan ana hedef bölgesine doğru gümüş gramda hareketlenebilir arkadaşlar. O yüzden gümüş gramda 5.49 direnci önemli diyoruz ve bu direnç üzerinde kapanışlar takibimizde olacak. Önemli kapanışlar şeklinde takipte edebiliriz. Gümüş gramda stop almamız gereken en önemli nokta 5.05 noktası. 5.05 altında bir kapanış görmedikçe gümüş gramda da stop olmaya gerek yok arkadaşlar. Gümüş gramda 5.05 üzerinde kaldıkça altılı bölgelere tekrardan gidecektir diye düşünmekteyim. Yatırım tavsiyesi olmasın. Gene ben de sizler için bu gümüşü, altını, sterlini, euroyu takipte kalıyorum arkadaşlar. Herhangi bir olumsuz durumda tekrardan sizler için bir video çeker, sizi bilgilendirmeye çalışırım. Şu an itibariyle 5.44 civarlarında gümüş gramında seyrettiğini görüyoruz. Geri çekilmelerde dediğim gibi 5.27 ve 5.05'te bulunan destek bölgeleri takibinizde olsun. 5.05 aşağı yönlü kırılmadığı müddetçe altılı seviyelere tekrardan gümüş gramında hareket edeceğini düşünmekteyim. Dolar TL kuruna da bakalım. Dolar TL'de bizler için önemli seviyeler hangi seviyelerde? Dolar TL kuruna baktığımız zaman Dolar TL'de artık bizler için 5.96 seviyesi önemli bir destek haline geldi arkadaşlar. 5.96 altında gene bir 5.94
desteği mevcut. Dolarda artık 5.94 desteği kırılmadığı müddetçe arkadaşlar stop olmaya gerek yok. Yukarıda 7.03 ve 7.17 ilk hedef bölge olarak takip etmemiz gereken seviyeler şeklinde gözükmekte. Bu hafta bizler için en önemli direnç bölgesi dolar TL'de 7.02 bölgesinde bulunan direnç bölgesi olacak. 7.02 üzerinde kapanışlar başlaması da dolar TL kurunu 7.17'deki kısa vadedeki arkadaşlar direnç bölgesine doğru taşıyacaktır diye düşünmekteyim. 7.17 üzerinde gene bir 7.25 kuvvetli direnç bölgemiz dolar TL'de de mevcut. Dolar TL'nin 7.25 seviyesinde bulunan kuvvetli direnç bölgesini de yukarı yönlü kırması halinde arkadaşlar ana hedef bölgemiz 7.42 seviyesinde bulunan beklentimiz olan hedef bölgesine doğru dolar TL'yi yukarıya çekeceği yönündeki beklentimiz hala devam etmekte. Stokastik indikatörlerine baktığımız zaman da yönün günlükte yukarı yönlü döndüğünü ve al sinyalinin hala devam ettiği dolar TL kurunda da göze batan önemli seviyeler şeklinde görülmekte. Dolar TL kurunda biliyorsunuz arkadaşlar Covid-19'un etkileriyle ekonomik zorluk yaşayan ülkelerin bu süreç içerisinde kendilerini en az hasarla atlatabilmek için sürekli paketler üretmekteler, geliştirmekteler. Bu paketler içerisinde genellikle parasal genişlemeye, varlık alımlarına gitme yönünde uyguladıkları stratejiler mevcut. Bu stratejiler şu an için olumlu gözükse de arkadaşlar ileriki dönemlerde yüksek enflasyon olarak ülkelere geri yansıyacaktır. Biliyorsunuz daha önce de dolar kurunda Obama döneminde çok miktarda para basılmış ve bunun Trump döneminde de bu paraların Fed tarafından geri toplanma süreci başlamıştı. Yani uzun vadede de dolar TL kurunda arkadaşlar eğer Covid-19'un etkilerinin bir aşı bulunma sürecine girmesiyle birlikte azalması yönüne bu süreç evrilirse bu sürecin sonucunda tekrardan ABD fazla bastığı paraları geri toplamak isteyebilir. Bunu da faizlerini arttırma yöntemiyle gerçekleştirmek isteyebilir. Biliyorsunuz geçtiğimiz zaman zarfında bu süreci yaşadık ve bu sürecin de gelişmekte olan ülkeler bazında dolar tarafında çok büyük baskı yönünde maalesef olumsuz yönde yansıdığını gördük. Fakat bu süreçte artık Covid-19 aşısı bulunsa bile bu sürecin tekrardan bir baskı sürecine de girecek olmasından dolayı dolar TL kurunda uzun vadede de yön yukarı şeklinde düşünülebilir arkadaşlar. Evet, şimdilik benim kurlarla ilgili anlatmak isteyeceklerim bunlardan ibaret. Altını yaptık, gümüşü de yaptık, sterlin euro yaptık. Hepinizi çok seviyorum. Hepiniz Allah'a emanet olun. Hoşça kalın arkadaşlar.